Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale okumalarımızda artık 9. sözün kapısındayız. Bugün inşallah bidayetini yapacağız. 9. söz ne hakkında diye genel olarak konuşursak, buradan girizgah yaparsak, 9. söz bize namazın 5 vakte tahsisinin hikmetlerini anlatacak. Ama bunu bir veçheden değil, çok başka açılardan gelerek anlatacak. Ve yine eğer inşallah o günleri de görürsek, yani ilerlediğimizde metnin içinde şunu göreceğiz. 14. Leman'ın ikinci makamı ile 9. söz arasında bir bakış açısı kardeşliği var. Bu neyden kaynaklanıyor? Bu Bismillahirrahmanirrahim'den kaynaklanıyor. Yani o 5 vakte tahsisin yine kainat simasında, arz simasında, insan simayı maneviyesinde karşılıkları olduğunu, birbirlerine iz düşümleri gerçekleştiğini ve insandaki bu 5 vaktin o büyük resimde de bir yerlere tekabül ettiğini göreceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce bunları anlatmaya çalışacağız. Mürşidimizin metninden istifadeyle elbette bizim gözümüzü bu hakikatlere o açmış. Onun da gözünü Kur'an ve sünnet açmış, mürşitleri açmış. Allah hepsinden razı olsun. Yani biz şu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisinden başlayarak bugüne gelen bir dersin içindeyiz. Bir halkaya dahil oluyoruz. Bunu böyle düşünmek lazım. Biz bir ada değiliz, bir sıradağın parçasıyız. O sıradağla beraber varız. O sıradağ yoksa biz de yokuz. Bu açıdan nur talebelerinin de duruşu elbette Ehl-i Sünnet geleneğinde bir ahir zaman şubesi olmak. Bundan başkası değil. Biz de ne diyelim, tekkemizin kitabı bu. Bunu okuyarak ders yapıyoruz. Esat Caşon Hoca Efendi merhum, Allah rahmet eylesin ona. Mekanı cennet olsun, kabri pür nur olsun. Onun derslerini birisi internete yüklemişti. Ramuzul Ehadis dersleri 200 tane falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ben o 200 tane dersin hepsini dinledim. Yani baştan sona bazılarını bir iki sefer tekraren dinledim. Mesela o da öyle derdi. Bizim tekkemizin hadis kitabı Ramuzul Ehadis'tir derdi. İşte başka mübarekler Şifa-i Şerif'ten yapıyor, Riyaz-ı Salihin'den yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi lazım. Buhari-i Şerif dersleri var. Yani bunların kıymetini kesinlikle tenkis etmiyordu, eksik görmüyordu. Ama diyordu biz bundan alışmışız, bizim tekkemizin kitabı bu. Biz bundan ders yapıyoruz diyordu ve o 200 ders, belki daha oraya eklenmeyenler de vardır. Kendisi her hafta ders yaparak birkaç sefer hani sonuna geliyordu, tekrar başa dönüyordu falan. O süreci, o dersleri takip ederken siz de görüyordunuz. Dersini devam ettiriyordu. Yine mesela Nakşibendiler, Allah onlardan razı olsun, Mektubat-ı Rabbani'den dersler yapıyorlar. Ben de takip ediyorum mesela Şemseddin Bekleşoğlu Hoca'nın Mektubat derslerini takip ediyorum, izliyorum internette. Çok da istifade ediyorum. Onlar da onu okuyorlar. Bitirince tekrar başa dönüyorlardır. Büyük ihtimal öyledir yani onlarda da. Yine hocalarımız, Allah hepsinden razı olsun, farklı farklı kitapları kendi ne diyelim mesleklerinin veya duruşlarının mihengi kılmışlar. Onlara tekrar tekrar ders yapıyorlar. Bir yol takip ediyorlar. Bir eserle yolu takip ediyorlar. Yolu belirli kılan eser oluyor. Bu açıdan nurcular da kendi yollarını Risale-i Nur üzerinden belirginleştiriyorlar. O yüzden tekkelerinin kitabı Risale-i Nur. Ha bu şu demek değil. Ya başka bir şeyden hiç ders yapılmasın. Ben böyle düşünmüyorum yani. Öyle düşünen nurcuların da hatalı olduğunu düşünüyorum. Risale-i Nur dersleri dışında da dersler elbette medreselerde yapılabilir. Elbette bir nur talebesinin ihtiyacı olan fıkıh bilgisi, hadis bilgisi, bunlar da yine
ders yapılarak talebelere bildirilir, bildirilebilir, bildirilmelidir de. Çünkü bunlar da Müslümanlığın lazımıdır. Ama ağırlıklı olarak mesleğimizin merkezi bu eserler üzerine bina edilmiştir. Bu eserlerin hayatı okuma şekli, kainatı okuma şekli, insanı okuma şekli üzerine nurculuk gelişmiştir. Elbette en merkezde bunlar vardır. Bu yüzden biz de kendi mesleğimizce bunu okuyoruz ama kimsenin kıymetini tenkis etmeden, kimseyi küçük görmeden kendimizi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in ahir zamandaki bir şubesi bilerek Cenab-ı Hak o büyüklerin nuruna bizi de eriştirsin. Amin. Nasıl burada beraberiz, biriz, kardeşiz, öyle ahirette de bir ve kardeş eylesin, cennette beraber eylesin. Amin. Evet, dokuzuncu söz yine üç ayet-i kerimeyle başlıyor. Birinci ayet-i kerimemiz Bismillahirrahmanirrahim. Ki dediğim gibi ilerledikçe 14. Leman'ın ikinci makamında işlediğimiz bahisleri hatırlayacağız burada. Bediüzzaman Hazretleri'nin o üçlü bakış açısını, yani alemden, büyük alemden kainata, kainattan insana inişini, hastan genele, genelden hasa doğru yolculuklar yapışını bu metinde de göreceğiz. Ben o açıdan kendimce öyle görüyorum. 14. Leman'ın ikinci makamı ile 9. sözün arasında bir kardeşlik var. O iki metin beraber okunduğu zaman Bediüzzaman'ın 9. sözü hangi bakış açısıyla yazdığını görüyorsunuz. Yani o Bismillahirrahmanirrahim'in 9. sözde namaz öğesiyle, namaz merkezinde namazı penceresi kılarak nasıl nakış nakış işlediğini görüyorsunuz. Biz de inşallah görmeye çalışacağız. Evet, ilk ayet-i kerimemiz Bismillahirrahmanirrahim dedik. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla. Yani uluhiyet, rahmaniyet, rahimiyet. Kainatta üç tecelli katmanı var. İnsana uzanan. En büyük resimde uluhiyet gözüküyor. Küreye arz yüzünde rahmaniyet gözüküyor. İnsanın simai manevisinde rahimiyet gözüküyor. Bu sözde de o var. Başlangıcımız bu. İkincisi, فَسُبْحَانَ اللّٰهِ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Bunlar aynı surenin iki ayeti. 17 ve 18. ayetler Rum suresinin. O zaman ikisini de beraber okuyabilirim. Tek tek söylememe gerek yok. Estağfirullah. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ Kısa bir meali şöyle bu ayetlerin. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleriydi bu. Yine kısa mealini tekrar okuyorum. Yani özet bir anlamı. Şöyle böyle ayette ne denmiş bir parça fark ettiren bir beşer sözü bu yani. Şu altta okuyacağımız beşer sözü. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Şimdi ayette ilk fark ettiğimiz şey 4 vakit. Ama aşağıda Bediüzzaman Hazretleri diyecek ki, ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Böyle başlayacak 9. söz. Yukarıda 4 vakit, artta 5 vakit niye böyle söyledi? Çünkü namazın 5 vakit olduğu ümmetin icma ettiği bir husus. Tevatür, hem de ne tevatür yani. Nesiller böyle kıla gelmiş hep. Ve yine bazı delillerini burada söz basım vermiş. Namazın 5 vakte tahsisi konusunda yukarıdaki ayetlerle birlikte mesela Bakara suresinin 238. ayeti, Buhari'de zekat bahsinden 2-3 tane hadis zikretmişler. Megazi var, tevhid diyor. Yani o bahislerde de varmış. Müslim iman bahsinde 4 hadis varmış.
Mesacid'de bir, Tirmizi'de zekat bahsinde iki hadis varmış. Ebu Davud'da iki hadis varmış. Üç hadis varmış hatta. İlahi bu da bayağı bir kaynak vermişler. Hepsini okumayayım şimdi. Yani sadece ayet değil bakınız. Bu sadece bu ayet değil daha doğrusu. Kur'an'da başka ayetler de var namazla ilgili. Hadis-i şerifler de var namazla ilgili. Biz bunun bütününden delilleri olarak namazın beş vakit olduğunu biliyoruz. Sadece bununla mı biliyoruz? Hayır. Zaten ümmeti İslamiye bunu böyle uygulaya geldiği için de biliyoruz. Yani namaz beş vakitti. Sahabede namazı beş vakit kılmış. Tabiinde, tebe-i tabiinde, ondan sonraki nesillerde böyle külliyetli bir şekilde devam etmiş ki. Yani şey gibi bu. Yarın sabah güneş doğacak. Evet doğacak. Hani bu böyle bir bilgi. O kadar kesin. Işık varsa güneş vardır. O kadar kesin bir bilgi yani. Onunla bağlantısı kadar kesin bir bilgi. Müslümanlar için namaz 5 vakit mi, yok 3 vakit mi, 2 vakit mi falan böyle soruların hiç olmaması lazım. Bir Müslümanın mantığı açısından bunun sorulabilirliği yok. Niye? O kadar ümmet bunu yapmış ki artık acabası kalmamış. Yani Müslümanlar bir Allah'a mı inanıyor, iki Allah'a mı? Bu sorulur mu yani mesela? Elbette bir Allah, dinin özü bu. Ama maalesef işte Ebu Bekir Sifil Hoca'nın çok dikkat çektiği bir şey. Ahir zamanda Müslümanlarda bir özgüven kaybı var. Bundan kaynaklanan da bir acabalı durum var böyle. Bastığı yerde kararlı durmayan, hemen kendi hakkında şüpheye düşen bir durum var. Hocanın bir tanesi çıkıyor ya diyor, Kur'an'da diyor namaz işte bu ayeti okuyor mesela, bu iki ayeti. Namaz diyor Kur'an'da dört vakit geçiyor diyor. Bir zamanlar Yaşar Nuri üçe indirmişti. Yaşar Nuri Öztürk. Şimdi kabrinde azabıyla meşgul. Başkaları mesela Edip Yüksel hiç zaten namaz mamaz sallıyor, o şey yapıyor böyle. Yolda dua etsen yeter diyor. Niye? Burada diyor tesbih geçiyor diyor. Şimdi bak tesbih geçiyor ya burada, tesbih edin diyor. Kusurlardan tenzih edin. Ben onu diyor arkadaşımın kolunda gezerken de yapıyorum diyor. Ne gereği var diyor namaz kılmanın. Bu diyor yeter. Hamd ediyorum, tesbih ediyorum, yetiyor diyor. Sünnetten Kur'an'ı ayırdığınız zaman Kur'an'daki kelimeleri istediğiniz manaya getirebiliyorsunuz. Az çok oynatabiliyorsunuz. Lügata iniyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Hevanıza göre bir anlam verebiliyorsunuz. Çünkü Kur'an camiül kelim, yani çok anlama gelebilir sözlerden oluşmuş. Ama sünnet bir pratik. Pratiği tevil etmek kolay değil. Efendimiz uygulamış, sahabe uygulamış, tabi'in tebe-i tabi'in uygulamış. Bunun tevili mümkün mü? Değil. Ha, ne yapıyorlar? İşte o yüzden. Ya şu sünneti bir aradan kaydırsak zaten diyor, tamam Kur'an'da biz diyor istediğimiz cambazlığı yaparız diyor zaten. Yani o yüzden böyle sünnet iteleyenler, o yüzden o niyetle bunu yapıyorlar. Cenab-ı Hak onların oyunlarından bizleri korusun. Geçen de bir arkadaş sordu. Ya Kur'an yetmiyor mu ki sünnet gerekiyor falan diye bana soruyorlar diyor. Ne demek lazım? Ben dedim ki kardeşim, yok pardon, şöyle soruyu yanlış arz ettim. Kur'an eksik mi ki sünnete gidiyorsunuz diyorlarmış o Kur'an Müslümanları. Tırnak içinde Müslümanları yani. Ben de dedim ki kardeşim, onlara şöyle cevap ver. Kur'an eksik değil, biz eksiyiz. İnsanoğlu bir şeyi sırf kitaptan okumakla öğrenir mi? Mesela kendimizi düşünelim. Bize desinler ki çok önemli bir ameliyatım var. Kalp ameliyatı, çok hassas bir ameliyat. İki damarın değişecek, bir kapakçığın değişecek atıyorum. Çok hassas bir durum. İyi bir mütehassısın girmesi gereken bir durum yani. O ameliyatı her cerrahım diyen de yapamaz. Veya beyinde bir şey, Allah muhafaza. Ama biz cerrahiyi anlatan bir kitap var. Bizim bir arkadaş onu okudu. Gelip seni o ameliyat edecek. Hani buna izin verir misiniz? Ya böyle şey olur mu dersiniz? Bu adamın hiç pratik eğitimi yok mu? Hiç efendime söyleyeyim, benden önce kimseye ameliyat etmemiş mi? Veya nasıl diyelim, bir hocaya asistanlık yapıp ondan sonra yavaş yavaş bu yola ilerlememiş mi? Yani bir tek kitabı okumuş, beni gelip ameliyat mı edecek dersiniz? Böyle şey olur mu dersiniz? Neden? Çünkü insanın teoriyle sadece adam olamadığını bilirsiniz. İnsana pratik de lazım. Pratiğin bilgisi de lazım. İşte okullarımız, okul da lazım, öğretmen de lazım,
ders kitabı da lazım. Şimdi Kur'an bizim için o ders kitabı hükmünde, sünnet-i seniye, öğretmen hükmünde, kainatta okul hükmünde. Bu iş böyle tamam olur. İnsanın eksiğinden dolayı. İnsan sadece teoriden kapamıyor. İnsan sadece pratikten de kapamıyor. Sadece okuldan da kapamıyor. Üçünün bir olması lazım. Bakın işte salgın döneminde internetten eğitim sürdürmeye çalışıyorlar. Kitap var, öğretmen var ama randıman yok. Niye? Okul değil. Okul olmadığı için konsantrasyonu sağlayamıyorlar. Adam evinde kalkıyor, gidiyor. Hoca konuşurken çayını içiyor, geliyor tekrar, o diyor hoca hala devam ediyor falan diyor. Mikrofonu da açık unutmuş, hoca da duyuyor, kızıyor falan. Böyle mevzular çok oldu bu pandemi döneminde. Demek ki konsantrasyon için, eğitimin tamam olması için şey de lazım, pratik alanı. Bu tıpta da mesela hastane, o ortam, cerrahi ortamı, orada böyle göz aşinalığı, el aşinalığı, ne diyelim, o ortamın şartlarının nasıl olduğuna bir aşinalık, bundan gelen bir tecrübe, bunu arıyoruz. İşte insanda bu eksik olduğu için biz Kur'an'ı sünnetten ayırmıyoruz. İnsan tahayyülünde, tasavvurunda hata ettikleri için Kur'an Müslümanları veya başkaları dalalete düşüyorlar. İnsanı eksik düşünüyorlar veya eksik vurguluyorlar. Bir tek teori yetmiyor insana. Bakmakla öğrenirse kediler kasap olur derler ya bizde. O hesap yani. Başka şeyler de lazım. O yüzden sünnet-i seniyeyi biz Kur'an'dan asla ve kata ayırmıyoruz. Onlarının bütününe biz din diyoruz. Kitabı ve hikmeti öğretiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize. Kitap Kur'an, hikmeti. İmam-ı Şafii radıyallahu anh ne diyor? Hikmetten murat sünnettir diyor. Şimdi en yakın nesil, sahabeden bir sonraki nesil böyle demiş, böyle bize rivayet etmişse daha bizim bu konuda acaba demeye ihtiyacımız var mı? Yani mantıklı mı? En yakındakiler acaba dememiş, bizim acaba dememiz biraz şey değil mi yani? Bir tuhaflık değil mi yani? Hülasa çok oyalanmayayım burada. Böyle sorular tuzaklı sorular. Sizi bir şeye çekmeye çalışıyor. Ya öyle ya böyleymiş gibi, mecburmuşsunuz gibi yapıyor. Öyle yapmayalım. Böyle sorularla karşılaştığımızda biraz geri çekilip tuzağı onlara biz kuralım. İnsan hakikatine çekelim mevzuyu. Ya Cenab-ı Hak ibadetimi istiyor, ibadete ihtiyacım var. Onun ihtiyacı yok, senin ihtiyacın var. Ya Kur'an'ın yanında sünnet, Kur'an'ın eksiği mi var? Kur'an'ın eksiği yok, benim eksiğim var. Biz kendi üstümüze aldıkça resim de böyle berraklaşıyor. Pekala, ayet-i kerimeleri kısa mealleriyle beraber okuduk. Kur'an-ı Kerim'in namazın vakitlerini tayin ettiğini gördük. Bu tayin işlemi Kur'an tarafından yapılmış ve dahi hadisler de bunu tamamlamış. Ve pratik bilgisi nasıl kılanacağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyi gayrimetlulla bildirilmiş. Efendimiz de sahabesine demiş ki Aleyhisselatü Vesselam, ben nasıl kılıyorsam öyle kılın demiş. Sahabesi de onu takliden, ona uyarak namazı kılmışlar. O namazı biz de işte üzerinden 1400 yıl geçtikten sonra elhamdülillah hala kılıyoruz. Mezhepler arasında, hak mezhepler arasında küçük farklılıklar var. Bunlar füruatta farklılıklar, yani esasta farklılıklar değil. Yine hepsinin delili var, hepsinin kendine göre usulü var. Bazen de Efendimizin farklı pratikleri var. Bu pratiklerden hangisi esas, hangisi değil? Bu konuda aralarında mesela ihtilaflar var. Bunlar, ben bir kitap okumuştum. Ebu'l-Feth el-Beyanuni'nin Fıkıh İhtilaflar Meselesi miydi kitabın ismi? Fıkıh İhtilaflar ve Mezhepler Meselesi miydi? Ya, çok güzel bir kitap, ince de bir kitaptır. Tavsiye ederim. Belki Rıhle Yayınları'ndı ya da onlar satıyorlardı ama başka bir yayın evini tam hatırlamıyorum. Ama büyük ihtimal Rıhle Yayınları'ndı. Ebu'l-Feth el-Beyanuni'nin galiba. Allah ondan da razı olsun. O kitap, yani ince bir kitap, bütün mevzuyu kafanızda çözer. Bakıyorsunuz, yani o ihtilaflar ta Kur'an'daki muradı ilahi olarak varlar. Cenab-ı Hak çok anlama gelebilir kelimeler kullanmış. O ihtilaf ortaya çıksın diye.
Murad-ı ilahi olarak yani onu koymuş sınırları içinde tabii ki de. Her anlama getirin diye değil ama mesela bir kelime var. Ondan bir hüküm çıkıyor ama ondan üç hüküm de çıkabilir. Alt kademede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam murad etmiş. Bazı şeyleri sahabeye mesela iki hükmü de uygulanabilir şekilde yapmış. Onun altında yine usulden kaynaklanan, mezhep imamlarımızın takip ettiği usullerdir ama bunlar taş gibi usuller yani. Bir ilim nasıl böyle inci gibi derinden çıkarılır? Onun usulleri, taş gibi usuller. Gerek İmam-ı Azim Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi olsun, İmam Şafii olsun, İmam Ahmed bin Hanbel olsun ve diğerler olsun. İmam Malik olsun, Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin şefaatine bizi nail eylesin. Yani taş gibi o ilim nasıl zarar görmeden o midyenin ağzından o inci çıkarılır, kırılmadan, çizilmeden, onun usulü yani bu. O bilgi böyle hiç zarar görmeden nasıl alınır, nasıl kusursuz bir şekilde uygulanır, bunun usullerini kurmuşlar. O usullere göre de elbette bir farklılaşma olmuş. Ama bu da muradı ilahi olarak bize bir ferahlık olmuş. Biz de bazen oluyor ya bir duruma uğruyoruz, kendi mezhebimizde bunun şeyini bulamıyoruz. Cevazını bulamıyoruz mesela. Ama diğer mezhebe müracaat ettiğimizde o bizim müşkülümüzü çözüyor. Veya aynı mezhep içinde farklı imamlar, farklı içtihatlarda bulunmuşlarsa onlar bizim müşkülümüzü çözüyor. Şüphesiz bunda da ümmete bir ferahlık var. Ümmete bir kolaylık var. Bunu da görmek lazım. Bunu bir kusur gibi, sanki keyiflerinden o ihtilaflar çıkmış gibi düşünmemek lazım. Bu bir ilmi ihtilaftır arkadaşlar. Yani mesela la teşbih ve la temsil. Sadece mevzuyu aklınıza yaklaştırmak için bunu kullanıyorum. Newton'un fiziği mekanik dünyada, makro dünyada bütün müşkülleri çözüyor gibi işe yarıyor yani. Ta kara deliklere falan çıkana kadar işe yarıyor. Orada biraz işler karışıyor ama gezegenlerin hareketine atıyorum. İşte makinelerin çalışma sistemine falan bu fiziği uygulayabiliyorsunuz. Ama atom altı düzeye indiğiniz zaman artık Newton fiziğinin yasaları uygulanamıyor orada. Ne? İşte kuantum fiziği ortaya çıkmış. Atom altı düzeyde farklı yasalar işliyor diyor kuantum fiziği. Atom üstü düzeyde, mekanik düzeyde daha farklı yasalar işliyor. Bunların ikisini barıştırma çabaları da var ama daha onlar sonuca ulaşmış değil. Görünen o ki makro alemle mikro alemde farklı yasalar var gibi görünüyor. Atom altı düzeyde daha başka bir düzen, üst düzeyde başka bir şeyler var gibi görünüyor. Şimdi ikisi de doğru bilgi, ikisi de işe yarıyor. Ama biri başka söylüyor, biri başka söylüyor. Yasaları farklı. Şimdi bunların birisini reddetmek ya nasıl olur, sadece bir doğru olur falan demek mi lazım? Yoksa Allah başka başka düzenler yaratmış mı demek lazım? Dünyanın çekim gücü farklı. Ay'ın yer çekimi dünyanın altta biri. Mars'a gitsek Mars'ın kütlesi galiba dünyadan küçük galiba. O yüzden mesela dünyadan da belki daha küçük o. Onun da kütleye göre çekim kuvveti az. Şimdi ya böyle şey mi olur? Orada başka çekiyor, burada başka çekiyor. Değil. Onun da bir düzeni var. Bir oranla onu yapıyor. Bir usulle onu yapıyor. Mars da keyfiyle onu yapmıyor. Dünya da keyfiyle onu yapmıyor. Gibi gibi. Bunlarla anlayabiliriz. Yani bir perspektif verir bize. Mezhepler de böyle hak mezhepler. Ayrışmışlar, haklı içtihatlar ortaya koymuşlar. Ümmete ferahlık olmuş bu. Böyle ahir zaman yeni yetmelerinin, Arapçanın elif b'sini bilmeyenlerin, Kur'an'ı yüzünden okuyamayanların çene çalacağı mevzular değil bunlar yani. Biraz bu imamlarımızın biyografilerini, hayatlarını, menkıbelerini okusalar zaten onlar böyle bir damaklarını şaklatırlar ama enaniyet olmuş kol gibi hiçbir şeyi anlamıyorlar. Bundan da belki anlamayacaklar. Hani asıl mevzu zaten enaniyet mevzusu. Ben öyle görüyorum. Adam kendisini öyle bir yerde görüyor ki onlara bu üst makamlardan bahsettiğin zaman nasıl olur diyor önce. Benden daha üst. Olmaz böyle bir şey. Herkes benimle eşit olmalı. İmam-ı Azam diyorsun, ümmetin imamı nasıl olur diyor ya. Ben burada dururken gibi sanki öyle bir durum var yani. Neyse çok konuştum, girizgahı fazla tuttum. Biraz metin okuyalım.
Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Muayyen yani ayrılmış, tayin edilmiş 5 vakit hikmeti tahsis, yani buraya özellikle ayarlanmasının hikmeti ne? Fazla izahat verdim ama bazen bu kelimeleri bilmeyenler çıkıyor. Benim yazılarımı bile anlamayanlar oluyor ki ben çok az bunları kullanıyorum mesela. Bunları herhalde zor anlarlar. Bayağı o kelimelerden uzaklaşmışız. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Namaz neden 5 vakit ve bu 5 vakit neden böyle tayin edilmiş? Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Yani her bir namazın vaktinde sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı büyük bir değişim yaşanıyormuş. Mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Geri dönelim. Bir daha yukarıdan gelelim. 1. Her bir namazın vakti mühim bir inkılabın başı olduğu gibi. Büyük bir değişim yaşanıyor o sırada. Büyük bir eşik atlanıyor o sırada. Namazın vakti böyle bir şeymiş. Acaba nasıl bir değişim, nasıl bir inkılap? Göreceğiz. Azim bir tasarruf-i ilahinin aynesi. Sabahtan öğleye geçiş, öğleden ikindiye geçiş, ikindiden akşama geçiş, akşamdan yatsıya geçiş. Bu geçişler Cenab-ı Hakk'ın büyük bir tasarrufunu, yani değişim, nasıl diyelim, yaratışı, tasarruf, işte kullanmak, tasarruf nasıl söylenir, başka ne manaya gelir? Yani üzerinde emekte bulunmak, yaratmada bulunmak, yapmakta bulunmak, tasarrufun böyle manaları var yani. Bu benim tasarrufum deriz mesela. Ya bunu kim ayarladı, böyle yaptı, bu benim tasarrufum. Yani ben onu öyle ayarladım, ben onu öyle yaptım. Genelde tasarruf deyince böyle iktisatlı kullanmak, kısmak gibi anlaşılıyor. Tasarruf haftası falan vardı eskiden, biz küçükken ilkokuldayken kutlanırdı. Yerli malı ve tasarruf haftası mıydı? Öyle bir şeydi. Tasarruf ve yerli malı haftası mıydı? Öyle bir şeydi yani. Ama o tasarruf biraz sınırlandırılmış. Öyle değil. Tasarruf daha geniş bir. Sarf etme, kullanma, emek verme, bir şeyler yapma. Bu manaların hepsinin içinde saklıyor tasarruf. İşte Cumhur Reis'in tasarrufuyla falanca bakan atandı. Yani onu o yaptı. O tasarrufta bulundu manasına. Demek ki büyük bir tasarruf-i ilahinin aynesiymiş. O zamanlar, o zaman dilimleri, günün içindeki o dilimler. Ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan. Bir de o tasarrufla ilgili, o tasarrufun içinde Cenab-ı Hakk'ın çok kapsamlı ihsanları oluyor, bağışları oluyor, huzurunu hissettiren şeyler oluyor. İhsan kelimesinin ihsan makamı ile ilgisini kurarsak, hani Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam soruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama, İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, bir de kıyametin vaktini soruyor. O üçüncü de ihsanı soruyor. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi yaşamak diyor Efendimiz. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor. İşte ihsan dediğimiz şey de aslında birisinin huzurunda olduğumuzu hissettiriyor bize. Evet, diğer manası bağış, hediye almak gibi manalar da var ama bunu da hissettiriyor yani. Biz demek ki o tasarrufla
eğer biraz daha nazar edersek o tasarrufun içine, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuz hissini kazanıyoruz. Nasıl? İhsanat-ı külliye-i ilahiyenin makesi olduğundan, yani yansıması olduğundan. Makes, ayna, yansıma gibi manaları var. Evet, yansıma yeri demekmiş. Aks, aksi seda, aksetti. İşte bunlar yansıma manasına geliyor. Makes de oradan geliyor. Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde Kadir-i Zülcelal, celal sahibi, her şeye gücü yeten Allah. Kadir-i Zülcelal. Her şeye gücü yeten celal sahibi Allah. Niye andı bunları? Yine o azamete nazarımızı vermek için. O vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Yani namazda hem şükür var hem hamd var. Şükür ne, hamd ne? Şükür, hocalarımızdan öyle öğrenmişiz, nimet geldikten sonra edilen teşekkür mesabesindedir. Hamd, övgüdür. Yani şöyle, mesela bir nimetin varlığından veya nimet olmasa da varlığımızdan, kendi varlığımızdan hasıl olan övgüler var. Üstlenilmesi gereken meziyetler var, hünerler var. Bunların hepsi Allah'a aittir demek hamd. Yani hamd ederim Allah'a dediğin zaman övgüleri ona sunmuş oluyorsun. Hani benim yaptığımdan, benim üzerimde işlenenden, kainatta olandan ne varsa övülecek, hüner sayılacak, nasıl diyelim ona, üstünlüğü olan bir ne varsa diyorsun, iltifat edilmesi gereken ne varsa hepsi Allah'a aittir. Hamd bu demek. Övgüleri ona göndermek demek. Sahibine vermek demek yani. Nimetle sağlıklı ilişki kurmanın şartıdır hamd bir açıdan. Elhamdülillah dediğiniz zaman işte o nimetten sahipliğinizi en dibe, en uzağa getirmiş olursunuz. Elhamdülillah diyen adam o nimete sahip olmaz artık, emanetçisi olur. Sahiplikte en son terk budur. Elhamdülillah, yani bu işte övülecek bir şey varsa, bunda bir övgü oluşmuşsa bunlar bana ait değil. Bunlar Allah'a ait, hamd O'nundur dediğiniz anda işte o sahiplik ilgisi emanet ilgisine dönüşüyor. Bu da 6. sözde, o işte ticarette öğrendiğimiz şey, Tevbe suresinin 111. ayeti. Allah onlardan canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek suretiyle satın almıştır bahsinde. Bunu görmüştük. Emanetçi olmak varlıkla, emanetçi gibi yaşamak, o hamdı kafamızda tutmakla, kalbimizde tutmakla mümkün. Yoksa olanı sahiplenmeye başlarız. Karun niye mahvetti akıbetini? Bu bana ilmimle verildi. Ben yaptım bunu. Ben başardım. Ben var ya ben olmasam olmazdı falan. Şimdi Karun onu dedi de biz demiyor muyuz yani? Biz de çok diyoruz. Benim sayemde, benim ne olduğu, ben olmazsam olmaz gibi ifadeler aslında tehlike kokusu içeriyor. Elbette biz bunu bazen mecaz murad ederek kullanıyoruz, bazen şaka yolu kullanıyoruz ama tehlikeli ifadeler, onun tehlikesinden korunmakta elhamdülillah. Elhamdülillah dediğiniz an övgüsünü, üzerindeki meziyeti, hüneri Allah'a iade ettiğiniz için siz de rahat ediyorsunuz. Onunla ilişkinizi sağlıklı bir seviyeye tekrar çekmiş oluyorsunuz. Namazda bu ikisi de varmış bakın. Şükür de varmış, hamd da varmış. Demek ki biz namazla hem eriştiğimiz, farkında olduğumuz nimetlere şükrediyoruz, hem de belki farkında olmadık çok nimetlerin içindeyiz. Onlara nimet demiyoruz mesela belki. Alışmışız, şükretmiyoruz. Onların da övgüsünü iade etmiş oluyoruz Allah'a. Hem şuurlu hem şuursuz. Hani o Dücane Cündioğlu'nun ibadetler düşünmek için değildir diyordu ya, hani bir iddiası vardı. Ona bir mesela şey diyelim. İbadet kendisi bir şeyleri düşünmek için olmasa bile bir şuur aşılamak içindir. İşte burada şükür ve hamd şuuru. Yani bu şuur aşılandıktan sonra elbette insanın muhatabiyetinden, kainatla muhatabiyetinden
eşyayla muhatabiyetinden, varlıkla muhatabiyetinden, bilgiyle muhatabiyetinden doğacak tefekkür de bu şükürden ve hamdtan hisse alır, etkilenir, şekillenir mutlaka diyoruz. Yani düşünmek düşünmekten ibaret değildir. Düşünmeyi sağlıklı yapan ondan öncesindeki kabullerdir, öncülleridir. İşte bu öncüller de şükür ve hamdla yerini bulur. İnsan bunlarla haddini bilir diyoruz elhamdülillah. Yine namazın içinde neler varmış burada söyledi. Tesbih ve tazim varmış. Tesbih ne demek? Bu bizim çektiğimiz, benim şu an hemen önümde olan bu şey değil yani tesbih. Bunun sonradan ismi olmuş. Ama aslında bunun ismi tesbih değil. Tesbih, sübhaniyetten geliyor. Yani sübhan kökünden geliyor. O kelimeden geliyor. Cenab-ı Hakk'ı kusurlardan tenzih etmek demek. Yani zaten Cenab-ı Hak kusurlardan münezzeh de bunu kendine hatırlatmak demek. Tesbihi öyle bir yerde konumlandıralım. Cenab-ı Hak zaten kusurlu değil. Ama onu hatırlaman lazım ki kusuru kendi üstüne alasın. Başına bir şey geldi mesela bizim dedelerimizin, amcalarımızın, büyüklerimizin hep dilinde mesela böyle hayretli bir şey olduğu zaman Subhanallah derler mesela böyle. Niye onu söylüyor? Yani bu hadiseyle muhatabiyetimde benim gördüğüm sorunlar varsa bunlar bana ait veya o eşyanın kendisine ait veya orada başka insanlar tasarruftaysa onlara ait, mahlukata ait. Buradaki kusurlar Allah'a ait değil demek bir yönüyle. Veya çok hayret ettilerse Allah'ın şanını yüceltmek için de söylenebilir. Yani bu büyük bir iş oldu mesela. Subhanallah. Hakikaten Allah kusurlardan münezzeh. Ne büyük bir tasarrufta bulundu. Ne büyük bir yardımda bulundu. İşte mesela bakıyorsunuz bahara. Bahardaki değişimi gördüğünüz zaman Subhanallah. Yani Allah'ın azametini ifade etmek için de Subhanallah ifadesi kullanılır. Hem ona bir ibadettir bu. Cenab-ı Hakk'a layık olduğu, zaten öyle olduğu şeyi anarak bir tür ibadettir yani. Diğer yanıyla da kendimize bir hatırlatmadır, içimizi terbiye etmedir. İnsan Allah'a işte Sübhan diye bildiği zaman kusuru kendisine alır. Mahlukata verir. Eşyaya alan açar o noktada. Orada sorunu görür. Allah'a atmaz. Ama adam mesela kimilerinde görüyorsunuz artık nefsinin avukatı olmuş. Kendini savunuyor sadece. İşte kendinde kusur yok. Hep kusur onda bunda. Filanca da falanca da ben yapmadım, o yaptı, onun hatası, şunun bilmem nesi falan filan. Biraz da modern medeniyet bunu aşılıyor. Psikiyatri ile ilgili veya psikoloji ile ilgili yapımlara baktığınız zaman sinemada da mutlaka adamın başına gelen şey çocukluğunda ona şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar, şu olmuş, bu olmuş, o yüzden böyle olmuş. Ama olmayabilirdi. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün mesela. Ya bir insan, yani Allah affetsin, yani şöyle bir benzetme yapıyorum. Bir insan böyle kardeş düşmanı, toplum düşmanı, seri katil olacaksa Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bu çıkabilirdi yani. Ya öz kardeşlerin seni kuyuya atıyor, kuyudan alınıyorsun, esir olarak satılıyorsun, orada iftiraya uğruyorsun, zindana atılıyorsun, zindanda 7 yıl kalıyorsun falan filan. Yani bu tam çıktığında psikopat çıkacak bir insan şeyi değil mi? Bu hikayeler mesela bizim rastladığımız adam mafya babası veya işte psikopatın önde gideni nasıl olmuş? İşte böyle bir hayat yaşamış. Ama Yusuf Aleyhisselam nasıl olmuş? En mübarek, en mümtaz. Böyle hikayeler, kıssalar, menkıbeler, hikaye diyoruz ama bunlar yaşanmış yani. Bunlar böyle masal değil. Tövbe haşa, öyle bir şey yok. Yani yaşanmış olaylar manasında. Bize şeyi söylüyor, insan böyle olmak zorunda değil, seçtiğin yol seni sen yapar. Yusuf Aleyhisselam iyiliği seçti, o sorunları üzerine aldı belki de şeyi, sorumluluğu. Allah'a atmadı, ümidini kırmadı, o yüzden de hep kemale yürüdü ve Mısır'a aziz oldu. Ama filanca falanca kaderim çekti, beni böyle olmamı Allah istiyor falan filan. Daha kötüsünü seçiyor, bir daha kötüsünü seçiyor, en kötüsünü seçiyor. Şerli yoldaki bütün seçenekleri kendisi kullanmasına rağmen bütün suçu da kaderine atıyor, Allah'a atıyor.
bahtını atıyor, bilmem nereye atıyor, ailesini atıyor, ebeveynini atıyor falan filan. Yani bu ebeveyni suçlama meselesi veya şöyle söyleyelim, kendi geçmişine sorumluluğu atma meselesi böyle bir kendini tenzih aleti olarak kullanılmaya başladı. Nefsi rahatlatıyor. Fakat netice aldırıyor mu ona bakmak lazım. Seni yani kendindeki arızayı gidermekte bir yere götürüyor mu? Götürmüyorsa ona bakman lazım. O kusuru nasıl gidereceksin? Belki de sorumluluğu senin üstüne alman lazım. Alsan bu kadar düşman olmayacaksın. Ben kendime de söylüyorum mesela. Ben de mesela aşamadığım şeyler mutlaka var. Diyorum ki alamıyorum üstüme sorumluluğu. Alsam bu sorunu da aşacağım. Ona düşman oluyorum. Niye? Onda biliyorum. Ondan alabilsem, kendi üstüme alabilsem bu düşmanlık da oluşmayacak diye böyle kendi içimde kuruyorum ama onu da tam başaramıyorum. Cenab-ı Hak hidayet ile bizi doğru yollara sevk etsin. Tesbih bunun için lazım dedik. Tesbih varlıkla bizim ilişkimizi düzeltiyor. Allah'la bizim ilişkimizi düzeltiyor. Tesbih olmazsa işte ateistler gibi kendi kusurunu Allah'a satan haşa bir hale geliriz. Adamın ayağına taş dayıysa onu da Allah'tan biliyor. O şey sonsuzluk teorisi diye bir film var. Hintli bir matematikçinin hayatını anlatıyor. Adamın ismi neydi ya? İsmi de aklımdaydı ama unutmuşum şimdi. Bu adam teorileri, formülleri şu an kara delikleri anlamak için kullanılıyormuş. İşte onun bir hocası var. Hocası ateist, matematikçi. Güneşli havada şemsiye almış. Hocasına diyor ki siz niye diyor şemsiye aldınız? Diyor ben diyor ateistim diyor. Ben şemsiye alırsam yağmur yağmaz diyor. Pardon. Evet doğru ben şemsiye alırsam yağmur yağmaz diyor. Yani sanki Tanrı diyor onu kızdırmak için falan. O da diyor ki hayır diyor siz diyor ateist değilsiniz efendim. Niye? Çünkü diyor siz inanıyorsunuz ama sizden nefret ettiğini düşünüyorsunuz diyor Tanrı'nın. Yani mevzu bu yani. Tanrı'yı inanıyorsunuz ama nefret ettiğini düşünüyorsunuz. Yoksa o şey, o ilişki anı niye kurasınız kafanızda? Yokmuş gibi davranmıyorsunuz. Varmış da inadıma bir şey yaparmış gibi davranıyorsunuz diye. O filmi de tavsiye ederim. O sahnesi güzeldi yani. Sonsuzluk teorisi gibi. İşte o tesbihle biz sorunu kendimize alarak, kendimizde düzeltilmesi gereken şeyleri düzelterek Cenab-ı Hak'la ilişkimizi dengeye getiriyoruz. Ve tazim, onun büyüklüğünü kabul ediyoruz. Yine burada bizi eğiten bir şey var. İnsan durması gereken yerde durmazsa, bu sefer o fikri dalaletlere de sebep oluyor. Yani insan konumunu doğru bir yerde görse varlıkta, Allah'ı Allah gibi, kendisini kendisi gibi, yani mahluku mahluk gibi, arızıyı arızı, aslı asıl gibi bilse, konuşması da değişir. Hareketi de değişir. Karakteri de değişir. Bütün bu hani arızaları, ahir zaman arızalarını, ruhi sapkınlıkları biraz kovalasanız bence hep bunlara iniyor. Tesbih, tazim, hamd, şükür. Bunlardaki problem bizde karakter problemi olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Teşekkür etmeyen insanın da karakteri bozuluyor. Benim kanaatim bu yani. Hamd etmeyen insanın da ya da kendisine ait olmayan övgüleri yüklenen insanın da karakteri problemli oluyor. Kibir, gurur, artistlikler falan filan böyle işte kurgulu karakter oluşumu, belki sanrılar buradan geliyor. Tesbihle, tazimle meşgul olmayanın da tesbihi, tazimi kendisine döndüğü için, Allah'a yapılmayan tesbih ve tazim o kişinin kendisine döndüğü için yine arızalı oluyor. Bu açıdan namaz bir tedavi. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin yine söylediği senin ihtiyacın var. Allah bu ibadeti o yüzden emretmiş. Yoksa Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok dediği o yer bize bunu anlatıyor zaten. Biz de parçalarından oraya gidebiliriz. Namaz günde 5 vakit kılıyoruz. Çünkü bize bir şeyler hatırlatıyor. Ve onları hatırlamamız çok hayati. Unutursak arızalanıyoruz. Yani namaz bizim su gibi ya. Günde 5 kere su içmemiz lazım. Düşünün. Nasıl ki su içmezsek ölüyoruz. 5 günden fazla su içmediğin zaman gidiyorsun öteki tarafa. Öyle de
günde 5 defa manevi bir su içmen lazım ki o manevi tarafının hayatı devam etsin. Yoksa ölmeye başlıyor. Onun ölümü kaç günde olur, ne zaman olur bunu bilemiyorum ama elbette zarar görüyor. O da mesafe aldıkça da geriye dönmesi zorlaşıyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın elbette hususi imdatları olur. İnsanları çok zor yerlerden, çok böyle ileri yerlerden döndürebilir. O onun ihsanıdır ama çok riske girmemek adına namazsız maneviyatın öldüğünü, cılızlaştığını, zayıfladığını bilmemiz lazım. Oramızda bir destek, bir kuvvet istiyor yani. Evet, bu paragrafı bir daha okuyayım. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer mâkesi olduğundan Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Vakit içinde, bak şurası da mühim aslında burada. İki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı. Demek ki namazın bizim zamanla kurduğumuz ilişkiye de bir katkısı var. Bunu yine nerede görmüştük? Acaba dördüncü sözde mi görmüştük? Konuştuğumuzu hatırlıyorum da hangi sözde o tam aklıma gelmiyor. Dedik ki yani nasıl malın zekatı var, malla ilişkimizi düzeltiyor. Yani bu mal senin değil, Allah'ın fakir fukaraya tahsis ettiği hak var orada, 1/40 vermen lazım. Sen bu malda emanetçisin. Bunu hatırlatıyor zekat. Yine mesela oruç, bu yemek içmek, bu beden, bu da senin değil. Allah izin vermezse yiyemezsin. İşte bir ay yiyemeyeceksin. İmsaktan iftara tutacaksın kendini. Bak bu da bir sahiplik algısı düzeltmesi. Yani bu senin değil. Allah istemedin mi yapamazsın yani. Onu oruç tutan adam hissediyor. Bu mülk benim değil diyor. Mülk Allah'ın diyor. Ben emanetçiyim diyor. Bir algı düzeltmesi oluyor. Oruçta da yine hacda işte o seyahat etme yeteneği, bir yerden bir yere gidebilme gücü. Bu da senin değil. Ne, bedeli ne? Ömründe bir kere onun için kullanacaksın. O zaman diyorsun ki evet bu benim değilmiş çünkü bak onun istediğini vermek zorundayım. Bu payı ayırıyorum, veriyorum diyorsun. Gibi namaz da zamanın içinde o bir saatlik namaz. Ha, o bir saatlik namaz deyince aklıma geldi evet. Orası hatta ikinci söz bile olabilir. Üçüncü söz. Dördüncü sözmüş, yok yanılmadık. Bir saat namaz şey diyordu ya, burasıydı evet. Ne diyordu? Oradan okuyalım. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder. Zira 1000 adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali 1/1000'dir. Sonra 24'ten bir malını %99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazineye ebediye vermemek, ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Diyordu burada. Bir kısmını okuduk oranın. Burada da onu hatırladık. Zamanla ilişkimizi de namaz düzenliyor. O nimetler toplandı. O nimetleri bir şahitliğimiz oldu bizim o zaman dilimi içinde. O şahitliği zapta geçiriyoruz. Nasıl esnaflar akşamları kasa kapatırken Z raporu alıyor veya işte arada bir not tutması gerekiyor veya hesap yapması gerekiyor. İşte yıllık bilançolar var, envanterler var, şular bunlar var. Bunlar ne yapıyorlar? Yani ne oldu, ne bitti? Bunu bir görelim.
Ne yaptık biz? Kazanıyor muyuz, kaybediyor muyuz? Veya bu firma nereye gidiyor? Böyle raporlarla, bilmem şunlarla, bunlarla bir görmek istiyoruz bugün her iş ortamında. Az çok bunlar rastlanıyor. İşte kaç kitap çıkardık, kaç sattı, bilmem ne. Mesela yayın evlerinde de bu toplantılar olur. Bunların hesabı yapılır. Veya kaç sipariş geldi bir kitaptan falan gibi gibi. Günün envanteri de o şahitliklerimiz oluyor işte. Mesela sabahtan öğleye, öğleden akşama, ikindiye, ikindiden akşama, akşamdan yatsıya. Onların raporu da namazla alınıyor. Biz bir rapor vermiyoruz, kimseye bir şey anlatmıyoruz. Anlatıyorsun da onu böyle, nasıl diyelim, fark etmek başka bir iş. Yani saat de mesela vakti gösterir ama vakti gösterdiğini fark etmez. İnsan da namaz kılarken bu işi yapıyor ama yaptığını tam da şuuruyla hissedemiyor. Belki Allah dostları, ümmetin büyükleri, hakiki peygamber varisleri, evliyalar, onlar bunu biliyorlar, bunu hissediyorlar, şuurunda yapıyorlar. Ama bizim gibiler hissedemese de bunu yapıyorlar. Bu yüzden hissedememek bırakmayı gerektirmiyor. Kimi insanlar namazı bu yüzden bırakır. Ya ben namaz kılmıyorum çünkü namazda kendimi iyi hissetmiyorum falan. Ya hissetmen şart değil ki. Hani namaza durdun mu herkes Kabe'yi görecek diye bir şey yok. Sen kendi duruşunla mutlu ol. Yani Allah'a o ibadeti yapışınla mutlu ol. Emredildiği için, yaptığın için mutlu ol. İlla o zevkleri, o keşifleri hedefleme. Bunlar verilir verilmez. O Allah'ın ihsanı. Sen görevini yap. İşte bozuk saat bile gündeki defa doğruyu gösteriyor. Sen çalışan saat oldun. Bütün gün doğruyu göstereceksin. Bununla mutlu ol. Gibi gibi. Zamanla ilişkimizde namaz düzeltiyor dedik. Yani bu anlamda o zamanın içinde şahit olduğumuz şeylerin, bu şahitliklerimizin amacı neydi? Bunları biz niye gördük? Bunlardan ne anlam çıkarmalıydık? Nereye koymalıydık? Ve bunların içinde biz neredeyiz? Biz neydik ya? Bak bir sürü şey oldu. Sabah işe gittim, öğleye kadar bir sürü şey yaşadım. Ben neredeydim ya? Ben bu yolculuğa nerede başladım? Öğleden ikindiye kadar bir sürü şey yaşadım. Bir sürü trafiktir, şudur budur başıma geldi. Ben bu hayata nerede başlamıştım ya? Ne için gelmiştim bu dünyaya? Namaz her bir şeyde bir hatırlatıyor bunu. Ha, ben Allah'ın kuluydum, ibadet etmek için gelmiştim. Tamam, amacım işte burada hayır hasenat işleyip helal dairede çalışıp o tarafa hazırlık yapmak. Tamam, hatırladım, evet benim görevim buydu. Namaz işte bunun günde beş defa hatırlatmasını yapıyor bize, ister şuurunda olalım ister olmayalım. Keşke olsak, ama olmasak bile yapmaya devam edelim, şuur altımıza mesaj göndersin o. Çünkü o işini yapıyor, namaz işini yapıyor. İşini yapmayan biziz. Namazın mesajları mutlaka hayatımıza tesir ediyor. Hatta bırakın namazı, Allah demek bile, şu minarelerden okunan ezan bile hepimizin ruhuna tesir ediyor. Farkında olalım, olmayalım, bize bir şeyleri hatırlatıyor. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri hutbenin Arapça olmasını, Arapça olması gerektiğini zaten öyleymiş. Sonradan bu Türkçe hutbeler herhalde olmuş. Ona karşı çıkarken diyor Arapça, yani aslı bu ibarelerin daha iyi hatırlatır diyor şeyi, manaları diyor. Mesela işte la ilahe illallah mı, Allah'tan başka ilah yoktur mu? La ilahe illallah. Çünkü o böyle kimlik olmuş artık, cilt olmuş, İslam'ın cildi olmuş. Onu andığın an, Allah dediğin an, Tanrı dediğin an onu hissediyor musun? Yok. Allah deyince insanın içi harekete geliyor yani. Onlarda bu şey daha fazla. Kimliği hatırlatma şeyi daha fazla. O yüzden namazlarımızı inşallah vakitince, elimizden geldiğince eda etmeye çalışalım. Başta ben, inşallah sonra da siz. Tabi cemaatle kılsak çok daha iyi. Ben o cemaatle namaz konusunda çok iyi değilim. Kendimi beğenmiyorum. Zaten bu pandemi olunca iyice kötü oldu o iş. İnşallah Cenab-ı Hak bu büyük musibeti hayra çevirsin. Biz de cemaatle namaza alıştırsın, sevdirsin. Belki de özletmek içindi. İnşallah musibetle işini yaparak bize namazı özletsin.
Peki bugünlük bu kadar okuyalım. Bir paragraf okuduk. Metinde ilerleyemedik. İnşallah yarın birinci nükteyi okuruz. Birinci nükte üzerine konuşuruz. Bakalım neler çıkacak karşımıza, ne hisseler alacağız onlardan. Hepsi Allah'ın lütfu. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.